Beşiktaş'a rakip olabilecek bir kadroya sahip diyelim ve yavaş yavaş seçim yasaklama ekranına doğru geçelim. Ya Beşiktaş'ın neler tercih ettiğini az çok biliyoruz. Evet, gördük. Hatta bundan bahseden Kaan hani şampiyon havuzunun birazcık dar olduğunu söyledi. Kısa bir süreleri vardı. Bunu ne kadar genişlettiler? Büyük bir soru işareti. Katılıyorum. Beşiktaş geçen sezonun başından beri hep aynı tercihlerle oynuyor. Eğer Dark Passage iyi analiz ettiyse ki başlarında yine Trial var bildiğim kadarıyla. Evet. Analiz konusunda gerçekten iyi bir isim. Bugün iyi bir şansları olabilir ama Beşiktaş da nihayetinde Beşiktaş. Aynen öyle. Yani MSI tecrübesini sırtına alıp gelmiş bir takım. Tabii burada Beşiktaş'ın bir yandan da düşünmesi gereken yorgunluk faktörü var. Yani bu oyuncular geçtiğimiz hafta pazar günü son maçlarını, cumartesi günü son maçlarını oynadılar. Amerika'dan gelişleri salı gününü buldu. Bakalım bu jet lag'i atabildiler mi? Ve bir süre sonra hani Charmi çok güzel bir şey söyledi. Naru oynamaya acıktı artık bu sahnede. Tabii. Ama Beşiktaş birazcık o doygunluğa ulaşmış olabilir bu noktada. Bu onları büyük nasıl etkiler? Büyük bir tehlike hakikaten. Yani kendi güven, işte doymuşluk, biz zaten başarı elde ettik duyguları sizi başarısızlığa götürür. Ve çok güzel analiz etmişler. Bak, Hacker, Rumble, Ahri. Zaten İvci'den çıkmanı sağlayan şampiyonlar bunlardı. Aynen öyle. Şimdi yalnız Gragas yasaklandı. Bard'ın üstünde duruyorlar. Dumbledog'in de sosyal medya üzerinden ben Bard seçeceğim. Bundan sonra her maçta da Bard alacağım gibi şakayla karışık bir mesajı olmuştu. Ya bakalım gerçekleşecek mi? Alacak olsa bile ilk tercihte alacaklar mı hiç zannetmiyorum. Tabii yani stratejiyi bir şekilde ortaya koymuş oluyorsunuz. Yani bir skordor değiştireceğiz veya işte daha güvenli bir nişancı alacağız vesaire gibi şeyleri gösteriyorsunuz. Bunun yerine bence hani ormancı tercihi ve şu an metada çok güçlü olan bir şampiyondan bahsediyoruz. Rex'e yallar ama DP bunu Gnar'la değerlendirirse Tal'den'in şampiyon havuzuna bir de Cassiopeia büyük bir darbe vurmuş olacaklar. Geriye Maokai mi kaldı şu an? Aynen öyle, Maokai kaldı. Rumble'da yasaklandığı için. Bu arada Cassiopeia ile Gnar tercihi de hani Gnar nispeten Elvin'in çok fazla oynadığı bir şampiyon. Özellikle Sion yasaklandığında genelde Gnar'a dönüyor. Maokai oynadığı da olmuştur. Ama burada Gnar'ı tercih etti. Cassiopeia karşı tarafın orta koridorunu görmeden bugün ikinci kez görüyoruz bunu. Ve son tercihte aslında Dark Passage'daydı burada. Bu Tal'Drin'in aslında şampiyon havuzuna vurulan bir darbe bence. Onu kitlemeye çalıştılar şu an. Yani yasaklama seçim ekranının aslında özeti Hecarim, Rumble, Gnar ve Cassiopeia. Yani İki tane yukarı koridor olsaydı belki de Maokai'yi bile kitleyebilirlerdi. Yeter ki Tal'Drin'in iyi performans göstermesin. Tal'Drin'i birazcık geriye düşürelim. Ama burada yani Naru'nun karşısına bakalım Energy neyi tercih edecek? Cassiopeia'nın direkt ilacı olan bir şampiyonu da alırsa o zaman işler Naru adına çok iyi ama gitmeyebilir. Yani şimdi düşünüyorum da Energy'nin şampiyon havuzu da belli. Yani tabii Diana ve Ahri, Ahri yasaklı. Bu noktada Diana mı alacak? Lulu belki. Lulu ama Lulu Cassiopeia koridorda o istediği baskıyı kurabilir mi sence? Mesafesini çok iyi koruduğu için baskı kurmadan burada Kalista'ya uzun vadeli destek olabilir. Aslında oldukça da mantıklı. Bakalım şimdi Crystal hangi ormancıyı seçecek? Yani içgüdüsel olarak burada tabii benim Sejuani diyesim var. Yani sonuçta bu metada iki tane çok ciddi orman şampiyonu Gragas ve Rek'sa'yı onların hemen arkasından gelen de Sejuani var. Ki Crystal'ın da çok çok iyi oynadığını bildiğimiz bir şampiyon Sejuani. Hatta Gambit'ten Diamond ilk Sejuani IEM'de ortaya çıkarmıştı bu Sejuani'nin aldığı güçlendirmelerin ardından. Onun hemen ardından da Crystal Türk Ligi'nde almıştı, şampiyonluk liginde almıştı. Ama şimdi burada Nocturne üzerinde duruyorlar. Urgot aşağı koridorda, neden olmasın? Çünkü hani Kalista'yı kitleyebilecek birden fazla şeye ihtiyacınız var. Dediğin gibi Sejuani yetmedi mi? Bir de üzerine Urgot. Şu an hem tank hem de kitle kontrolü inanılmaz olan bir takıma doğru gidiyor Dark Passage. Ve karşı takımda bir o kadar çelimsiz şu ana kadar. Hani tamam Rex'i yine yanar döverden devam ederek can barını hani bir şekilde arttırabilecek ama hani Kalista eğer gelirse Bart ya bunlar hep bir noktadan sonra hani oyun yapabilecek şampiyonlar ama yakalandı mı hani kafasına darbe indirebileceğiniz şampiyonlar. Yani şu ana kadar koridorlarının en kırılgan şampiyonlarından belki de tercih ettiler. Yani az önce konuştuğumuz üçlüden Gragas ve Sejuani kendi içinde belli bir tanklık barındırırken Rek'Sa'yı sonuçta sadece yanar döverin tanklığıyla belli bir yere kadar gelebiliyor. Maokai Lulu bence. Yani İşte evet ya yani bu tank olmama durumunu gidermek için en önemli tercihlerden bir tanesi Maokai. Diana mı? Diana o zaman işte Kalista'dan ziyade Cassiopeia'ya kurulacak baskı için alındı bu Diana. Ama erken safhada yani Cassio'nun canını sıkabilir. Pardon, Cassio Diana'nın biraz tabii yani canını sıkabilir. Milyon almaya yaklaştığı anda. Evet ve Allah'tan Seju var. Hani ormanda birazcık daha efektif
baskın yapabilecek, oyunun başında sıkıntı yaratabilecek bir ormancı olsaydı, Gragas açıkta kalsaydı mesela, o zaman dayanışı hakikaten çok zor olurdu. Ama en azından Sejuani baskısı oyunun erken safhalarında olmayacak. Belki de hatta, gerçi Naru'nun böyle bir hata yapacağını çok düşünmüyorum ama rakibin üzerine bas kurmaya çalışırken bu noktada hani kendisi ava giderken avlanabilir. Çünkü Rexxei Sejuani'ye göre oyunun erken dönemlerinde çok daha büyük bir tehdit. Şimdi tabii burada Xerxing son tercih yapacak. Destek şampiyonunu alacak. Alistar'ın üzerinde duruyor. Bir yandan da Triel'e bakıyor. Burada tabii Xerxing'in çok iyi yanları var. Mekanik olarak çok iyi bir oyuncu ama kararlarında biraz daha iyi olması gerekiyor. Yani geçtiğimiz senelerde de çok spektaküler oyunları olmasına rağmen verdiği bazı kararlar sorgulanmıştı. Burada Triel'in takımda koç olması Dark Passage adına çok iyi haber. Burada da hatta yani Dwight Howard'ın NBA'ye girdiği dönemde hemen takıma Patrick Ewing'i aldılar Orlando'da yardımcı koç olarak. Çünkü Patrick Ewing tecrübesiyle beraber Dwight Howard'a birçok şeyi aktarabiliyordu. Sonuçta o pozisyon adamı olduğu için. Aynen öyle. Eksik kısımlarını kapatıyordu. Bu açıdan da Dark Passage için Triel'in koç olması, Triel Bayern'in onun kadar önemli bir destek oyuncusunun koç olması da kesinlikle Xerxing'in oyununu bir üst seviyeye taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar fazla yakından tehdidi olan bir takıma karşı bence Alistar çok doğru bir tercih oldu. Hem tank hem de hani kitle kontrolü, tehditleri dışarı atabilmesi bakımından. Hatta gerektiği zaman içeri girip oyun yapabilmesi, hatırlarsan bir Dignitas mücadelesi vardı. 5 kişilik bir combo yapmıştık. Müthiş bir onu faket gördüm. Yani oyunun iki yönünü de yapabilen bir şampiyon. Hem agresif hem defansif olabiliyor. Burada hani kim için peel yapacak, hani defans yapabilecek diye düşünecek olursak çok da fazla bir şeye ihtiyacı yok aslında. Çünkü takım zaten yeterince tank. Yani Tabii. Oyunları devamlı rakibin üzerine doğru. Hani birazcık daha skora yönelik yapabilir burada. Ya aslında burada Cassiopeia'nın biraz korunması gerekiyor bence. Özellikle içeri girebilecek Maokai ve Diana gibi iki şampiyon. Herhangi minyon falan umursamadan yapacaklar bunu tabii ki. O şampiyonlar varken dikkat etmeleri lazım. Bir yandan da Dark Passage kadrosu ufak çapta bir SKT oldu. Yani Sejuani yerine daha böyle agresif bir şampiyon alsalar. Az önceki maçta yine benzerini yapmıştı Kruv. Yine böyle çok tanktılar ama tam iyi bir şekilde uygulayamadılar. Burada da aslında benzer bir durum söz konusu. Belki hani bir hackerim yok vesaire ama yani Narda bir noktadan sonra amacı doğru noktadan gelip ultisini doğru bir şekilde kullanabilmek. Ama o cepheden daha iyi yapabiliyor bu işi. Farklı. Cassiopeia'nın hasarı burada bence çok belirleyici olacak. Yani bir önceki oyunda Hecarim, Unknown çok iyi bir performans sergileyememişti bence. Burada tabii Naru'nun neler yapacağı belirleyici olacak. Xerxing'in de onu korumak için elinden geleni ardına koymaması lazım. Şöyle bir şey var. Bütün takım oyun yapabilecek potansiyeline sahip. Sejuani ultisiyle, Nar yetenek setiyle, Cassiopeia yine ultisiyle yetenek setiyle, yani gerektiği zaman ölmeyi falan düşünmeyecektin Naru. Eğer doğru pozisyonda Kalista'yı yakaladıysa, Diana'yı yakaladıysa kendi canını verip bu tehditleri ortadan kaldırmak isteyebilir. Urgot gerektiği zaman ultisiyle eğer kafa kafaya Kalista'yla kalırsa bence hiç düşünmeden yer değiştirebilir. Ve Alistar, yani DP'nin Dark Passage'in bütün takımı aslında oyun yapma potansiyeline sahip. Aynı zamanda alt koridordaki eşleşmede de Kalista'nın belki de en önemli ilaçlarından bir tanesi Urgot var. Yani o Noxus'un çürüten bombası tuttuktan sonra sen istediğin kadar hopla, istediğin kadar zıpla, enterese etmiyor o noktada Urgot'u. Çok doğru. Ve uzun kılıçla başlamış. Bu da ekstradan bir iksir almasını sağlıyor. Hatta iki tane iki rakibine birini göre. Birini mana, birini iyileştirme iksiri olarak almış. İki tane mana almamıştır değil mi? Zannetmiyorum. Bir mana, yani özellikle Tanrıçanın gözyaşı yokken de iki mana iksiri ona çok fayda sağlamayacak. Çünkü zaten yeteneklerini tırnak içinde spamliyor olmayacak. Bir de şöyle bir şey var. Bu ekstradan mana iksiri aslında bir yerine iki tane spam anlamına geliyor. Yani bir kere tuturduktan sonra mesela rakibe iki veya üç tane şansınız varsa, eğer rakip uzaklaşamadıysa, Kalista'da bu durum çok yani bahis değil ama. Zaman içerisinde üç tane atabiliyorsunuz bekleme süresiyle beraber ama. İkinci defa tekrarlayabilirsiniz bir mana iksiri sayesinde. Mananızı kontrol etmeyi başarırsanız sonradan zaten gelecek olan o Tanrı'nın gözyaşları sayesinde bunu hep yapmak istiyorsunuz. Şimdi bakalım rakibin kor kabuk denemesini bozmaya çalışıyor DP ikilisi. Onlar da küçük minyonu aldılar ve oradan çıktılar. Minik bir tecrübe avantajı. Şimdi tabii senin dediğin olmaya başlamış bile. Maçın daha henüz ikinci dakikasındayız. Energy o minyonlara yaklaşmakta oldukça büyük güçlük çekiyor. Yetenekleriyle minyonları almak zorunda. Ama o da tabii belli bir süre sonra manası bitecek. Naru'dan... İkinci seviye çok tehlikeli burada. Yani Cassiopeia'nın esas güç patlaması ikinci seviye. Çünkü yani bir yeteneği neredeyse 5-6 kere rakibi atabiliyorsunuz.
Ya orada Diana'yı geri döndürmek zorunda bile bırakabilir. Neon'u almak için çok ilerlerse bu arada alt koridorda mücadele devam ederken orta koridora döndük. Yalnız çok akıllıca. Yani burada Diana da otomatik saldırılarını hani doğru şekilde kullanarak rakibinin kendi üzerine minyon dalgasını yıkmasına izin vermedi ve ikinci seviye tehditini birazcık en azından bu minyon dalgasında düşürmüş oldu. Ve aşağı doğru geldi, totemini koydu. Ejderha bölgesinden gelebilecek herhangi bir baskıya karşı orada bir görüşü var artık. Yani tabii Diana'nın da bu noktada Sejuani'nin erken baskınlarından çok tedirgin olmasına gerek yok. Ya özellikle Naru tabii burada belli bir hasar potansiyeli sunuyor az önce senin de anlattığın sebeplerden ama Sejuani o noktada çok iyi bir erken baskıncı değil. Daha çok orada Teokoles bence belirleyici olacak ve yavaş yavaş alt koridora doğru hareketleniyor. Önce Yampiri yengeci alacak. Ardından da bakalım o kulenin arkasından Rek'Sai'nin yapmayı çok sevdiği şekilde devam edecek mi? Derin bir totem koydu ve oradan yavaş yavaş çıkıyor. Crystal da tabii Sejuani'nin ormana dönme konusunda çektiği zorlukları da tekrardan hatırlatmış oldu bize. Aynen. Kurtlarla uğraşıyor. Hem rakibin kurtları hem kendi kurtları orada zorluyor. Evet, şu an geri dönmek zorunda kaldı. Enerji de olabildiğince şu an minyon odaklı oynamaya çalışıyor. Zaten yapmış olduğu kristal matara tercihi de bunu gerektiriyor. Rakibimizin agresif bir şekilde gitmek yerine alabildiğini almaya çalışıyor ki şu ana kadar da iyi bir rakam tutturmuş durumda. Rakibinden geri kalmamış. İyi geçti bu dönemi. Hatta bundan sonraki ilk dönüşte Naru kendisini kristal alacağı için, Tanju'nun gözyaşı alacağı için, diğer taraftan hani bir de ultisinin gelmesiyle enerji bu sefer Cassiopeia'yı zor durumda bırakabilir. Aynen öyle. Öne geçecek. Yani bu seviyelerde Cassiopeia'nın ilk dönüşe kadar şansı var ama özellikle Cassiopeia çok da erken dönmek isteyecektir. O 720 altını biriktirdiği anda Tanrıçanın gözyaşı için geri dönecek. Tabi burada üzerinde durulması gereken bir noktada yine o Tanrıçanın gözyaşına ihtiyacı olan başka bir şampiyon Urgot'a sahip olmaları. Evet. O da oyunun başında DP'nin etkinliğini bence oldukça fazla azaltacak. Beşiktaş'ın bu noktada çok güzel bir penceresi var. Hem Urgot'un hem Cassiopeia'nın etkisi olduğu dönemde hani kule, ejderha bunları almayı başarırlarsa en azından belli bir dönem boyunca rahatlayabilirler. Ama ne zaman ki o Tanju'nun gözyaşları eşyalara dönüşür ve ekstra bir tanesi Muraman olur, diğeri Seraph'in şefkati olur. Dönüşür. O zaman Beşiktaş'ın eğer öne geçmediyse, istediği kadar farkı açamadıysa dikkatli oynaması gerekiyor. Orta koridora bir baskın geldi. Energy hemen orada sıçrasını kullanarak uzaklaşmak zorunda kaldı. Crystal da orta koridorda Naru'ya birazcık daha nefes aldıracak. Güzel bir hareket yapmış oldu DP adına. Bu arada çok güzel bir baskın. Bu noktada Energy'nin birazcık elini zora sokmuş oldu. Crystal bu baskın sayesinde aslında ulti geldiğinde enerjinin bir kez daha düşünmesini sağlayacak. Çünkü o ultiyle beraber gidecek ama dönüşü olmayabilir. Çünkü her an için tekrardan bir ziyaret durumu söz konusu. Kaldı ki Sejuani'nin de ultisi gelecek. Yani oyunun yavaş yavaş o dakikaları bitiyor ve bana kalırsa Rek'Sai yani henüz baskın yapmayı denemedi. Maçın 5. dakikasındayız. Artık yavaş yavaş o baskınlara doğru kendini kanalize etmesi lazım. Rek'Sai yapan özelliklerden bir tanesi bu. Bu arada orada görüldün Rek'Sai'yi. Hatta totemi koyuşunu görmediler ama galiba. Orada harekete geçti ama görüşü vermediği için bakalım orada sezebilecek mi Crystal totem koyulduğunu. Orada bir altın yatıyor yani çok görüş, rahat. Görüş çok önemli bu noktada, evet. Sezmedi. Ya da belki de burada koridoru tuttuktan sonra geri dönüp bakacaktır. Şu an onu bilmemiz çok mümkün. Şimdi ters taraftan Teokoles geliyor. Zeytnot'un üstüne doğru ilk baskın denemesi ama Xerxes'i uzaklaştırmaya çalıştı. Dumble'dan müthiş bir ölüm cezası geldi. Oradan sıçrasıyla beraber çıkmayı başardı Urgot. Dark Passage'ın alt koridorunda 3 sihirdar büyüsünü birden almayı başardı böylece Beşiktaş. Teokoles'ten beklenen baskında sonunda geldi alt koridora. Ama buradan skor çıkaramaması kesinlikle Dark Passage'ın avantajına. Evet. Yani sihirdar birileri gitmiş olsa da öyle bence. Ama yine de çok dikkatli oynamaları gerekecek bu dönemde. Bu arada üst koridorda Elvit birebir skor alabilecek bir Taldrin'den son anda bir sıçra geldi. Yani belki bir otomatik saldırı daha yapacak kadar yaklaşmayacaktı Elvin. Rakibinin sıçrama ihtimaline karşı belki de sıçradı bu noktada. Ama birebir mücadelede Elvin'den güzel bir hareket. Taldrin karşısında neredeyse skor alabilecek konuma geldi. Evet, karşılıklı güzel oyunlar görüyoruz şu ana kadar. Ve yukarı koridorda açıkçası Elvin'in birebir de Taldrin'e sıçramayı kullandırmış olması. Belki tamam şampiyon farkı var. Nar birazcık daha dominant bir şampiyon. Hatta yapmış olduğu bu eşya yani sihir içenle beraber daha da dominant olacaktır. Ama yani Dark Passage iyi hazırlanmış diyebiliriz. Yani şu anda Dark Passage harita üzerinde herhangi bir global görev tamamlanmamış olmasına rağmen 600 altın önde ve bunu da bütün koridorlarda yani aşağısı da dahil olmak üzere bütün koridorlarda önde olmalarına borçlular.
Ya Alistar da tabii arada bir tane minyon alıp beni haklı çıkarırsa çok sevineceğim. Onlar şu anda Thresh'le eşitler. Sinirlendi bak. Yanlışlıkla bir tane vursa. Hop. Aa, bak, bari bitti. Bir Targon gelsin. Yok. Gelmedi. Yok gelmedi. Yalnız şimdi Zeytnot ve Zerkus'un geriye dönüp Tanrıçanın gözleşini ve uzun kılıcı almıştı Zeytnot için. Şimdi ise artık karşılarında AMK kılıcına sahip bir Kalista var ve hırpalayanı alamayacaktır bence. Kazma aldı. Çok ilginç. Bu arada orta koridorda Naru'dan enerji üzerinde büyük bir hasar var. Tutuşturdu kullandı. Ultisinde kullandı. Naru ilk kanı almayı başardı. Bütün yeteneklerini kullandı ama skoru aldı. Önemli olan da bu. O sıçranın işte alınmış olması bu noktada. Dönünmez bir yola soktu enerjiyi. Enerji karşılık vermek istedi ama artık çok geçti. Belki başlangıçta üzerine gitse bilmiyorum. Farklı bir senaryo olur muydu ama ya bu skorun bence yarısı Crystal'a ait. Haklısın. Yani orada tabii Naru'nun bu kadar agresif hareket edebilmesinin bir sebebi de kendisinin sıçrasının olduğunu bilmesi. Ve hala var. Ve aynen öyle kullanmak zorunda da kalmadı. Zaten Cassiopeia ile birini kaçış moduna sokabildiğiniz anda o skoru muhtemelen alıyorsunuz. Bir de rakibin bu kadar fazla kendisini dürtmesi, bu kadar fazla üzerinde baskı durması rahatsız etmiş durumda. Yani Negatron pelerinde koridora gelmiş olması ayrı. Diğer tarafta ise Naru'nun üzerinde yapmış olduğu minyon adetinden ötürü ekstradan gözyaşın yanında infilak değneği vardı. Ya bu büyük bir fark. Ama ya, bu da büyük bir darbe. Theokoles iyi bir hamle yaptı orada. Cassiopeia gerçekten çok ihtiyaç duyuyor bu mavi güçlendirme. Kendi güçlendirmesini de alabilirlerse, daha doğrusu dayanağı verebilirlerse, bu arada Zerkus'un yakalandı. Arkadan Theokoles bir kule altı denemesi yapar mı? Ama işte bu kule altı denemesini yapmak için inanılmaz etli bir alt koridor var Dark Passage'da. Ya Urgot ve Alistar'a... Etli olmayan bir koridor söyler misin? Etli olmayan bir koridor. Yani Cassiopeia o da kuyrukta bayağı bir et yapmış durumda. O da yakında böyle. Antin Kuntin. Ya o bile... şeyler yapacak. O bile yani Tanrıçanın gözyaşının yüklerin dolmasıyla beraber... Seraphine Şevkat'ın yaptığında o da çok ciddi bir tanklığa kavuşacak. Tanklıktan ziyade kalkana kavuşacak. Şimdi Dark Passage'da oyunun ilk ejderhası için zemin hazırlıyor. Evet. Ve şu an yaklaşık bir 1500 altınlık fark oluşturmuş durumda Dark Passage ekibi. Yani olay yine anladığım kadarıyla Nardius'un ne yapıp yapamayacağına göre değişecek. Beşiktaş'ın özellikle son dönemlerde oynadığı maçların özeti bu. Nardius, Dumble ikilisi koridorda ne yapacak? Çünkü Dumble bu oyunda hani rotasyon da yapamadı. Herhangi bir yere gidip baskı da kuramadı. Yalnız yani yanında çok kırılgan bir nişancı olduğu için Dumble'ın. Bir de kule altına girebilecek bir beşli var karşıda. Aynen öyle. Ayrı bırakamaz. Ya burada da tabii Dumble'ın, Nardius'un düzeltiyorum, genelde agresif tercihleri olabilir. Bu arada Cassiopeia'dan Ejderha Show izliyoruz. Yani burada rakibin mavi güçlendirmesini çalmasını fırsat bilerek hemen gittiler ve orada Ejderha'yı almayı başardılar. Dark Passage ekibi. Tamam. İki tane mavi güçlendirmeyi verdi. Ama eğer Diana orta koridorda bir anda yok oluyorsa ne yapacaktır? Gidip ormancıyla beraber mavi güçlendirmeyi alacaktır. Bizim zaten mavi güçlendirmeyi çaldıklarına göre biz ne yapalım? Ejderha var abi. Öndeyiz. Hani Cassiopeia'mız var. Oyun sonuna doğru daha da güçleneceğiz. Aynen. Bunu çok iyi okudu. Şu an Dark Passage ekibi bunu çok iyi okudu. Yani şunu söylemek istiyordum az önce. Nardius nispeten daha agresif şampiyonları oynamaktan hoşlanan bir oyuncu. Agresif derken tabii Sivir gibi, Lucian gibi oyunun başında biraz daha etkili. Şimdi Zeytnot'u yakalamaya başladı oyunun cezasıyla. Üzerinde tutuştur var ama arkadan gelen Crystal bakalım. Ultisini kullanabilecek mi? Kullanamadı. En azından orada tutuşturu almayı başardılar. Düzeltiyorum, tutuştur. Evet aynen, Dumble'dan tutuştur gelmiş. Ama bak yemlediler. Şöyle bir şey var. Bu kadar hasar almayı beklemiyordu bence Zeytnot. Orası da öyle aynen, yani aslına bakarsan iş biraz daha uzasaydı Zeytnot skorunu da alabilirdi. Ultisini kullanmakta birazcık geç kaldı. Eğer ultiyi kullansaydı o arada güzel bir pozisyon yakalayabilirlerdi. Skor için avantajlı olabilirlerdi. Belki de Rexxen'in yeni bilmiyor oluşlarından ötürü bir geri çekilmiş olabilirler. Çünkü orada savaş bir anda 3-2'ye gelseydi hani zaten Urgot savaştan çıkmak zorunda kalacaktı. Rexxen'i faktörünü göz önünde bulundurursak, bir de hasarı oyunun bu döneminde fena değil diyelim. Tamam, daha hiçbir şekilde bir Efsun yapmamış ama varlığı yeter. Orada risk almak istemiyor. Dark Passage geri çekildi. Orada ama belki Kalista'yı alabilirlerdi ama karşında 2 ya da 3 skor vermemek için. Aynen.
Gerek yok. Bu arada Zerkstein'in ultisini kullandığını görüyoruz. Sanıyorum orada bir ölüm cezasına yakalandı yine Dumbledore. Evet, yine aşağı koridor. Ama aşağı koridor diyoruz da hani ekstra bir skor asist durumu söz konusu değil. Minyonlar eşit gidiyor. Yani belki oyunun sonunda Kalista daha büyük bir tehdit olacak ama bu kadar tank bir takıma karşı diğer takım arkadaşları geriye düşerse ne yapabilir? Sorusu geliyor akıllara. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde şuna şahit olmuştuk. Birkaç senaryo. Hani son fırsatı geciktiği sürece birkaç tane farklı tank olduğunda Kalista'nın o hedefleri eritmesi sıkıntı olabiliyor derken şimdi orada Teokolis... Oo güzel bir ulti geldi. Teokolis durdurmayı başardı. Şimdi devam edecekler. Orada bir takım savaşı var. Crystal'la geliyor. Ulti gelecek mi? Energy'nin üstünde yalnız Fener var orada. Tıklayabilecek mi Energy? Hayır. Oo. Fener'den uzaklaştırdı Zerkzing orada. Ve orada skoru çıkarmayı başardılar. Güzel bir tos geldi oradan. Kaldırın ışınlanması hala duruyor. Ya evet, belki de bu noktada gelmesi gerekirdi. Belki de şunu düşündü. Hani kaybettik son savaşı. Zaten kule altındayım. Yani minyon kaybedeceğimi. Ya tabii ardından bu arada ışınlanma avantajında Beşiktaş'a geçtiğini söyleyelim. Evet. Bu hareketin ardından. Ekstra bir oyun yapması lazım ama şimdi Taldir'in. Ve ejderhanın çıkmasına yaklaşık 2,5 dakika falan olması lazım. 3 dakika civarı. İkinci skoru geldi. Cehennem asasından sonra Seraph'in şefkati kısa bir süre içerisinde. Gerçi birazcık daha erken kaç yükü var göremiyorum ama 13. dakikada yaklaşık bir hani 400 civarlarında olması lazım yüklerin. Mavi güçlendirmeyi de alamamıştı çünkü onu da hesaba katmak lazım. Tabii orada o spam'i engelleyen bir şey olmuştu Naru adına. Ama ya Cassiopeia tabii herhangi bir orta koridor oyuncusu, orta koridor şampiyonuna kıyasla çok daha hızlı doldurabiliyor o yüklerini. Tabii ki. Sonuçta devamlı minyonların üzerinde bir de hani win-win kazan kazan durum var. Hem pasifinizi dolduruyorsunuz pıtır pıtır hem de Tanrıçanın gözyaşlarını dolduruyorsunuz. Bir anda çok büyük bir güç patlaması yaşayabiliyor. Kaldı ki buradaki iki skor da buna kesinlikle yardımcı olacaktır. Şimdi bakalım geçen sefer alamadığı mavi güçlendirmeyi alırsa eğer o güç patlamasının sonuna kadar yaşayacak. Yalnız şimdi Teokales'ten rakibin arka saflarına doğru gittiğini görüyoruz. Zeytnot yalnız oradan Oxus'un çürüten bombasını tutturmuş anladığım kadarıyla. Kalista'yı orada bayağı bir darladı. Teokales görülmediğini zannediyorsa çok yanılıyor. Arkadan takım arkadaşları da geliyor. Bu arada üst koridorda Taldrin Elvin de düşüyor. Nasıl ya? Neden oluyor? Ya onu muhtemelen neler oluyor? Birazdan tekrarda izleriz. Ama az önce yapmaya çok yaklaştığı şeyi Elvin, Maokai'ye karşı şimdi yapmayı başardı. Skoru aldı ve skorda bir anda DP 3-0 öne fırladı. Altında da 2500 altını öndeler. Burada tabii olayın bu hale nasıl geldiği de önemli birazcık. Atoksal, ama arkada, saldırı. Yani oo. Bu arada dejavu. Bir de gittiği yerde. Oo, sıçra da gitmiş. O devam ediyor. Sıçradan, yani sıçrasını atmış Taldırın'a agresif bir şekilde. Minyonlarla da beraber zaten sihir üzerinde içen. Sihir içende olduğu için. Çok fazla tedirgin olmamış o noktada. Ben de son vuruşta aldım saldırı, sandım. Evet geldi zannettim ben de. Gelmeyince orada sıçradı. Bir de o sıçramayla beraber sihir vuruşundan kurtuldu. Eğer sihir vuruşunu yeseydi çünkü belki duvara takılıp kuleye feci bir şekilde ölecekti. En kötüsü o olurdu ama Elvin güzel oynadı bu pozisyonda. Dumbledore Zerkzing'i yakalamayı başardı. Yani maçın başından beri de çok güzel ölüm cezaları atıyor. Zaten Dumbledore'un en önemli özelliklerinden bir tanesi. Özellikle Morgana ve Thresh'te müthiş yetenek atışları atması. Şimdi tutturuyor ama tabii karşınızda Alistar olduğu zaman onu takip etmek çok çok kolay olmuyor. Şimdi Teokolis kötü pozisyonda kalır mı? Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Takip edecek mi Dark Passage? Hayır, ejderha tarafında üstünlüğü almak istiyorlar. Yalnız şimdi Crystal'ı yakalamayı başardı ölüm cezasıyla Dumbledore. Orayı da takip edemediler. Yani şu noktada ben şunu dedim az önce. Çok tank olduğu için takip edemediler de hani senin önceden söylediğin şey gibi. Neyi takip edebilirler? Değil mi? Ya bir şeyi takip etmen lazım ya da oyun bu şekilde kopup gidecek gibi duruyor. Çünkü Dark Passage hakikaten büyük bir üstünlük sağladı. Geçen sezon boyunca sağlayamadığı üstünlüğü belki bu mevsim ilk maçında sağlamayı başarıyor. Teokolis ultisi de geldi. Ejderha bölgesinde hemen bir pozisyon belirledi kendisine. Şimdi bu arada üst koridorda tabii avantajdan bahsetmiştik. Maokai adına ışınlan avantajından bahsetmiştik. O da bunun sonuna kadar kullanıyor üst koridorda Taldrin ve karşılaşmanın kendi takımı için ilk kulesini almak üzere. Herhangi bir çatışma durumunda zaten ışınlanla geri dönebilecek. Bak şimdi ışınlanma avantajından bahsetmiştin ya. Elvind bu noktada tamam. Hani ışınlanma avantajı sende ama ben takıma katılıp bunu ejderha avantajına çevirebilirim.
Taldrin'de tam çevir, ben de yukarıdan kuleyi alırım. Şimdi buradaki savaş çok şey belirleyebilir. Taldrin'in devam etmesi lazım şimdi. Elwynd yalnız güzel zamanda Meganar'a dönüştü. Bu savaşın başlatılmasını iyice zorlaştıracak. Triokol eskirip çalmayı dener mi? Bu arada Elwynd'den ışınlan geliyor yalnız. Ejderhan canı hızla azalıyor. 1000 cana kadar indi. Almayı başardı orada Sejuani yalnız. Arka tarafta Zeytnot'u paramparça etti Beşiktaş tarafı. Şu anda skorlarda 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü var. Sejuani'den, Crystal'dan savaşı dağıtmak büyük için ulti. Güzel bir ulti. Yalnız ben bu takastan da Beşiktaş'ın bir adım önde çıktığını düşünüyorum. Skor aldılar, yukarıdan kuleye aldılar. Yani o yüzden. Skor kime gitti? O da önemli çünkü. Hemen alt tarafta da scoreboard çıktığında direkt paylaşacağız. Bu arada çok kötü pozisyonu yakalandı Zeytnot. Yani takımla beraber hareket etmesi gerekirdi. Skor Dane'ye gitmiş bir de. Bu bayağı kötü. Evet, bu yani Dark Passage adına kötü haber. Beşiktaş da en azından orada ejderhayı kaybetmesine rağmen devam edebildi. Şimdi Taldrin eminim kendine bir hedef arıyor ama o kule altında, gerçi Sejuan de ultisinin olmadığını bildikleri için daha rahat bir kule altı denemesi yapabilirler. Şimdi yalnız Kalista tabii onlardan ayrıldı. Eğer ikinci bir kuleyi de Beşiktaş Dark Passage karşısında cevapsız almayı başarırsa, ki öyle görünüyor, birazcık eşitlemiş olacak. Yani bin altına falan inecek fark. Evet yani, ama az önceki sekanstan da müthiş çıkmış oldu Beşiktaş böylece. Evet yani bayağı kötü bir senaryo olabilirdi ama yukarıdan Taldrin'e hemen bir komut geldi. Ben geliyorum, ışınlanıyorum dedi. Yani orada esas günü kurtaran bence yani Crystal'dı. Crystal'ın ultisi olmasa çok daha kötü bir senaryo gerçekleşebilirdi. Yani müthiş durdurdu rakibi. Çok daha fazla skor alma şansı vardı Beşiktaş tarafının. Ama tabii Zeytnot'la yakalanmasa çok daha farklı bir şey görebilirdik. Orada tabii orada hemen aradan çıkardı. 5'e 5'te yalnız Dark Passage kesinlikle Beşiktaş'a karşı şu anda daha önde. Ki oyun sonu kompozisyonu Dark Passage'da olmasına rağmen önde bence. Yani Beşiktaş'ın bir şampiyonu aradan çıkarması kolay olmayacak gibi duruyor. Hele ki yani Alistar'ın ortalık karıştırma ve diğer şampiyonların kitle kontrolü potansiyeli göz önünde bulundurursa Naru burada ilk planda göze çarpıyor. Naru'yu aradan çıkarmayı başaramazlarsa İşleri bayağı zor. Bu arada 250 yükte oldu galiba değil mi? Kalista'ya alınacak bu arada bir mahvolmuş kralın kılıcı. En azından bu tanklığı az da olsa Beşiktaş lehine kullanmasını sağlayabilir ama nereye kadar? Bu arada Naru'ya çok güzel bir ölüm cezası geldi. Karşılıklı bakıştılar. Ya bugün Dumble evet bir şeyleri böyle hani ifade ediyor. Çekiyorum abi tutturuyorum diyor da takip eden yok. Devamlı böyle uç noktalardan aradan dereden geçiriyor ölüm cezasını. Ama skora bir kez dönüştü. Onda da ölüm cezası tuttu mu tutmadı mı açıkçası hatırlamıyorum. Şimdi eminim Beşiktaşlı oyuncuların kafasında Kasiopya'nın aldığı iki skor çok ciddi bir mental blok haline gelmiştir. Yani Kasiopya'ya bir skor daha vermek istemedikleri için belki de girecekleri çatışmalardan kaçınıyorlardır şu anda. Ama yani kompozisyon itibariyle Beşiktaş'ın aradan birilerini çıkarması lazım. Yani Diana'yı almanızın amacı budur. Mauka'yı arka saflara almak için alırsınız ve Rek'Sai'yi. Yani şu anda da herhangi bir varlık gösteremez. Şimdi Naru'ya orta koridorda inandılar ama Naru oradan Zerg Sting'in de yardımıyla çıkmayı başardı. Enerji bir rotasyon daha yapabilseydi ultisiyle belki tutuşturu kullanarak alabilirdi ama Naru da orada tabii Seraph'in şefkati az önce tamamlandı. Onu kullanarak çıkmayı başarmış. Bakalım Kalista mızrakları şu anda bunu Zeytnot'a vermeleri lazım bu arada. Zeytnot'un da Muramana'yı bitirmesi DP'nin bayağı işine gelebilir ama hayır. Risk almadılar. Ya tabii Nardius orada skor vermek pahasına kalmak istemedi. Yalnız arkada Naru'yu bir kez daha yakaladılar. Bakalım skor gelecek oldu mi? Naru sorunu alan Energy oldu ikinci skoru. Dumble'a tek kişilik bir Sejuani ultisi. Sıçra atacak mı Dumble? Sıçrasını kullandı. Kırmızı güçlendirme onu yavaşlatıyor ama skor almaya yetecek kadar güçlü değil. Şimdi arka tarafta Sejuani Q atacak mı? Bu arada Zeytnot'la Theokoles Nardius arasındaki mücadele devam ediyor. Dumble, Energy'ye sen beni kurtardın ben de seni kurtaracağım dedi. Bu arada Nar Maokai 3. round. Elwynd bir skor daha alacak mı? Taldrin oldukça tank yalnız Elwynd skorlar çok yakın. Müthiş bir oyun. Müthiş bir oyun. Taldrin daha ben bitmedim diye. Şu anda 1-1 oldu skorlar. Yani bıraksınlar bu mücadeleyi sabaha kadar izleyelim. Her iki oyuncu da şampiyonlarının sınırlarının limitlerinin çok farkında ama Taldrin 2 rounddur bir kule desteği alıyor. Bir de pasif. Ya tabii. Pasif inanılmaz iş yaptı orada. Son yani. Pıtlar hep bu sefer öldürdüm dedi yine canı bir şekilde arttı ve Maokai burada skor almayı başardı ama hakikaten müthiş bir mücadele. Her iki oyuncudan da dediğin gibi yani şampiyonların sınırlarını zorladılar ve skor bu sefer Taldrin'de kaldı. Durum 1-1'e geldi. O mücadele ayrı bir yerde inceleyelim istersen. Ya zaten şu ana kadar da diğer savaşlara pek fazla katılmadılar. Onların derdi şu anda da birbiriyle gibi görünüyor. Ve bu da bize müthiş bir mücadele izlettiriyor. Şimdi Dumble kötü pozisyonda kalabilir. Zeytnot bakalım yavaşlatmayı başaracak mı? Dumble hızla oradan uzaklaştı. Gezgin çizmelerini yapmış o da. Yalnız şimdi bakıyorum da
hani bu kadar tank bir takıma sahipsin. Üzerine bir de Demir Soleri vuruşu geldi. İşte Urgot'un bitmiş olan Donmuş Yüreği var. Yukarıda Elvin zaten bayağı uzun süreden beri üzerinde tuttuğu o Randuin alameti var. Yani gittikçe tanklaşıyor, gittikçe tanklaşıyor. Bir noktadan sonra Beşiktaş acaba bu duvarların arkasına, bu duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Duvarların arkasına geçebilecek mi? Çünkü arkaya geçsen bile arkada bulacağın şey başka bir duvar. Yani o kadar kötü bir pozisyon ki bir yerden sonra. Tank metası. Ya arkada artık çok ciddi eritebileceği herhangi bir hedef yok. Evet. Beşiktaş'ın. Zaten Serafin Şefkati de tamamlandı. Ahli adına. Bunları acaba... Yani esas bu noktada yapabileceği eşya Luden gibi gözükse de bir zonya alıp işleri daha da pisleştirebilir mi diye merak etmiyor değilim. Savaşı iyice resetlemek üzerine, sıfırlamak üzerine. Bana bulaştınız. Buyurun 2,5 saniye şöyle takılın şurada. Bakalım Tal'dan o Naru'ya geçişi arıyor şu anda ama işte Dark Passage burada tabii doğru pozisyonda. Ön tarafa Sejuani gibi bir yarı tankı koyarak Cassiopeia'nın yalnız dikkat etmesi lazım. Şimdi Beşiktaş yani Tal'dan onu arıyor. O uğursuz ilerleyişi arıyor şu anda. Orta koridora döndü bu arada. Bu arada Beşiktaş takımı Nardius bu kadar fazla da tank olan bir oyunda galiba Runan tercih etmek yerine bir yanlış hedef yine Statik Hançer. Bunu görüyoruz dönem dönem. Hasarı başka bir yer yani ne kadar hasar versem yeridir. Bir de tabii minyon dalgası temizlemek bir noktadan sonra bayağı zorlaşabilir. Sıkıntı olacak onlar adına. Şimdi Ejderha'ya başladı bu arada Dark Passage tarafı. Ejderha'nın canı hızla azalıyor. 3000 cana kadar indi. Şimdi Elvind Meganar formunda. Ultisini sadece Maokai üzerinde kullandı. Yalnız şimdi Ejderha'dan çıkmaları lazım. Meganar'ın bittiğini gören arka tarafta Crystal 2 tane taşıyıcıyı durdurmayı başardı ama bedavada otomatik saldırılar orada Kalista'dan geliyor. Diğer tarafta bu arada Theokoles birebir de Naru'yu almaya çalışıyor. Güzel bir ölüm cezası Dumble. O skoru da aldırdı ve Beşiktaş sanıyorum bu savaştan önce önde çıktı. Yalnız Crystal hala düşmedi. Orada gizlenmeyi tercih etmişti. Kalista'ya bir ulti geldi Urgot'ta. 2'de 2. Arkada 2'de 2 geldi Dumbledore giden. Fener'in de attı. Kim gelecek onunla beraber? Nardius geliyor. Mızraklar birikmeye devam ediyor. Elvid bu arada sen ne ara Meganar'a dönüştün? Bir kez daha Meganar'a dönüştü. Ama bir skor daha. Arka tarafta bir skor daha geldi. 4'e 1 değişim ve üzerine Ejderha. Beşiktaş bu takım savaşında maçı kendiliğine çevirmeyi başaracak. Onu zaman gösterecek ama büyük bir avantaj elde etti. Yani duvarlar duvarlar ama bir yere kadar. Ya Meganar bittiği anda Elvin de orada bitmeden ben bari bir ulti atayım dedi. Sadece Maokai'ye attığı ulti Beşiktaş için hadi savaşa girelim anlamına geliyordu. Aynen. Yani Nar'ın böyle bir kötülüğü var. Yani zayıf bir tarafı var. O hiddet barını, o hiddet genini iyi kontrol edemezsen bu dakikadan sonra hani savaşta yapabileceğin şeyler çok sınırlı hale geliyor. Ve yalnız burada Dumble bak bunu daha önce Brezilya ekibine karşı yapmıştı. Yapıştı. Yapıştı yine. Naru'ya yapıştı bu sefer de. Aynen öyle yapıştı. Naru da ultisini inanılmaz defansif kullanmak zorunda kaldı. Serafin şefkatini kullanması sayesinde orada arkada Theokoles skorunu Elvin'de aldırdı ama kendisi de düştü. Naru'yu kimse koruyamadı orada gerçekten. İki kişi birden onu hallederken diğer tarafta yani Nardis resmen atış poligonundaydı. Yani atış poligonunda ama skorlar Dumbledore oluyor. Dumbledore son vuruş konusunda bayağı geliştirmiş kendisini. MSI ona da yaramış. Burada da Elvin son anda dönüştü Meganar'a. Ama skor orada Nardius'ta kaldı. Hiç şikayetçi değiller. Nardius skor da trash'e gitmesin. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Naru bu arada rakibi mavi güçlendirmesini çalmayı başardı. O da Diana için nispeten önemli. Ki sanıyorum Beşiktaş rakibi mavisini almadı henüz. Yani Dumbledore yine yapacağını yaptı. Bu maçın kaderini nasıl değiştirdi? Böyle bir ölüm cezasıyla belki değişebilirdi. Naru'yu tamamen, o güçlü Naru'yu tamamen savaştan silmeyi başarıp takımına büyük bir avantaj getirdi. Şimdi yalnız Dark Passage çok tank. Dolayısıyla bu kuleyi bile tanklamayı tercih edebilirler bu noktada. Onun yerine Elvin'le beraber rakibi uzak tutmaya çalışıyorlar. Yalnız Elvin'de yine bir ölüm cezası geldi. Bu ikinci kule bakalım Dark Passage'de kalacak mı? Beşiktaş dönmekte çok gecikti. Bakalım Tal'dan içeri giriyor şimdi. Üç kişinin arasında Tal'dan. Kule düşmedi. Zerg'sling'e orada bir derisini yüz geldi. Her iki takım da olaysız dağıldı. Çok ilginç. Yani bu kadar yakın bir savaşın ardından da ne zaman çekilmesi gerektiğini her iki takım da çok iyi biliyor. Evet bir de yukarıdan tabii minyonlar ikinci kuleye baskı yapmaya gidiyor. Oraya birisini göndermesi lazım ki Nar şimdi pıtı pıtı oraya koşturuyor. Onu durdurmanın lazım. Orada belki
ısrarcı olabilir Dark Passage ekibi ama rakip bedavadan kule alacaktı. O yüzden hemen oradan çıktılar. Bir kaza olmadan. Çünkü orada savaşı kaybetmeleri demek o. Kulis oradan çıkarmayı başardı galiba yine. Dumble. Mavi'yi bu arada çalmayı başardılar. Ama işte sanıyorum Rex'in üzerinde değil mi Mavi? Evet evet. Ya onu Diana'ya veremediler. Bakayım. Yo vermişler. Diana'ya vermişler. Dayan. Pardon. Dayan. Düzeltiyorum. Yani şunu diyecektim. Cassiopeia da bir taraftayken bu arada Crystal'dan agresif bir kutup saldırırsa o Dumble Elvind'i tutmaya çalıştı ölüm cezasıyla. Yeterli olmayacak. Bu arada Elvind'in ultisinden sıçrayla kaçtı Dumble. Güzel refleksler. Kule anlamına gelecek mi? Hayır. Yandan Makra'yı kendisine hemen gösterdi. Yalnız çok birlikteler şu anda. Naru'nun kuyruğunun ucundan yani sekti diyebiliriz o. Ölüm cezası. Çok yakındı. Her iki takım da birbirini tartıyor. Çünkü maçın 28. dakikasındayız ve burada yapılacak hatalar artık Baron'la sonuçlanacak. Ya 2-3 skoru bir takım almayı başarırsa kimseyi kaybetmeden direkt Baron'a dönebilirler. Hele ki Beşiktaş gibi şu anda minyon dalgası temizleme olanakları çok az olan sıçra geldi. Zeytnot'tan ulti geldi ama enerjide kendi ultisine cevap verdi. Şimdi Zergsting unu fak etti onu orada havaya sıçrattı ama yeterli olmayacak. Işınlanı gören Dark Passage'de geriye doğru çekiliyor. Evet yine olaysız dağıldılar birkaç tane. Yani aslında güzel bir deneme Zeytnot'tan ama enerjide kendi ultisini kullanarak oradan uzaklaştı. Evet takımda herkes birazcık oyun yapabildiği için bundan bahsetmiştik. Yani orada kritik şampiyon enerji hemen üzerine gitti. Ultisiyle yer değiştirmeye çalıştı ama ulti sonlandığı gibi enerji de oradan çıkmayı başardı. O da sıçramasını kullandı. İki sıçra bu şekilde değişilmiş oldu. Şimdi Beşiktaş Baron bölgesinde tuzağı kurdu. Bakalım buradan ne çıkacaklar. Görüş küresi var mı? Görüş küresi bekleme süresinde Zeytnot için. Bu sıkıntı olabilir. Pembe totemi alacaklar. Taldırın görkemli zaferini kullandı. Crystal'ı araya aldılar. Aşağı inemedi ya. Geldi. Şimdi Zergsting ultisini kullandı. Kivikid'in pozisyonunda benzer pozisyonda. 4 kişiye tutturdu onu faketini ama yeterli olmayacak. Ya yani şunu söylemiştik. 2 ya da 3 skoru bir takım alabilirse hemen Baron'a döner demiştik ama ben bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Baron'un hemen yanında aldılar bir de o 2 skoru. Resmen altın tepside Baron. Şimdi bakalım inhibitor kulesi açabilir mi şu anda Dark Passage? Yok. Çok mümkün gözükmüyor. Urgot da şimdi geri döndü çünkü. Aşağıdaki minyonları almak için ve Baron da Beşiktaş'a gitti. Ya Beşiktaş birazcık geride başlamıştı maçı ama ya ben hala diyorum o ölüm cezası Naru'ya, Cassio'ya tutan ölüm cezası hakikaten çok şeyi değiştirdi. Açıkçası Beşiktaş önde olmasına rağmen şu anda 3000 altında öne geçtiler kuleler eşit olmasına rağmen Dark Passage'in kompozisyonu ya özellikle çok fazla tank olmaları 5'e 5 bir senaryoda yine benim gözümde Dark Passage'i Beşiktaş'ın bir adım önüne çıkarıyor. Ya çünkü ya oyunun yetenek gücü açısından en önemli hiper taşıyıcılarından Cassiopeia ellerinde ve o da Zonya'ya doğru gidiyor. Aynen senin de az önce salık verdiğin gibi. Ama sanki o tren kaçtı gibi gözüküyor. Ya şu an Beşiktaş oyunu öyle bir pozisyona getirdi ki yani uzarsa tamam. Belki de bir şeyler değişebilir ama Dark Passage bir iki tane savaşı biraz daha doğru okuyabilse, doğru yapsaydı o kazandıkları üstünlükle daha farklı bir noktaya getirebilirlerdi ama şu an Beşiktaş Baron güçlendirmesiyle hakikaten çok güçlü gözüküyor. Mako'ya da şimdi katılacak onlara. Ya aslında çok zayıf oldukları kuşatmayı da Baron güçlendirmesi çok kolaylaştırıyor. Bir yani de Rex'i de hani ayrı ittirme unsur olarak kullanabiliyorlar. Burada Mako'yu ayrı bir yere, Rex'i ayrı bir yere gönderme ihtimalleri de var. Şimdi Theokoles'te Elvind arasında birebir bir mücadele yalnız. Elvind Meganar'a dönüşecek şimdi arkadan destek kuvvetler gelmeseydi. Elvind muhtemelen Theokoles skorunu alabilirdi orada. Aynen şimdi Krista'yla beraber Rex'i aşağı zorlamaya başladı. Hatta kule bu şekilde düştü. Az önce zaten minyon dalgası bayağı bir hasar vermişti Urgot gelene kadar. Hasarın devamını Nardius getiriyor. Yine yalnız Aristar. Ya Zergsting paratoner gibi bugün bütün ölüm cezaları onun üzerinden sekti. Dumble da kendi üzerinde o dağın yüzünü kullanmak zorunda kaldı çünkü Cassio'dan bayağı bir hasar yedi. O hasarın devamlı olmasını istemedi. Canını çok düşürmesini istemediği için de boşa durmasın bu eşya kullanalım. Bazen eşyaları alırsın kullanmazsın. Buna karşı bir hareket oldu ve ejderha sayısını bu şekilde Beşiktaş'ta ikiye çıkaracak. Daha da önemlisi Dark Passage'in önde olduğu departmanlardan birinde de rakibini yakalamayı başardı. Kulelerde zaten öne geçmişti. Yani işler şu an çok iyi gözükmüyor Dark Passage için.
Jake Hunter kırmızı güçlendirme gitti. Nari bu arada Zonya'yı sonunda bitirdi. Bakalım savaşlarda nasıl bir rol oynayacak artık. Ha, ultiyi bir şekilde o Kalista'ya vurmak gerekecek gibi. Kalista şu an çok büyük bir tehlike. Ki vursa bile şu an Civa kuşağıyla beraber ultiden çıkma ihtimali de var artık. Neredeyse tutana aşık olsun. Ki yani siz bir tane demir soylu yaparsınız, biz de iki tane yaparız dediler. Hem parasıyla noktada, değil mi? Aynen parasıyla biz de alırız, ne var ki. Yani şöyle bir şey. Yani Dumble nişancısını hakikaten dehşet seviyede koruyabilir şu an. Eğer ulaşmayı başarsa bile Dark Passage ekibi hem hani dağın yüzünden hem burada ormancısıyla beraber aldı eşyadan. Dumble'dan agresif bir takip gördük ölüm cezasına. Yalnız Crystal oradan kaçmaya çalışırken çok ciddi hasar aldı. Şimdi dikkat etmeleri gerekiyor. Naru çok önemli hedef burada. Tutuşturun da kullandı Dumble ama Naru oradan çıkmayı başardı. Kalista'dan koruma amaçlı bir ulti trash'i. Şimdi içeri geri atıyor. Zerg Sting de ultisini kullanmış durumda. Hala hiçbir skor olmadı. Yalnız Elvin şimdi Meganar'a dönüşecek. Bakalım Meganar'a dönüşüp ulti kullanmayı başarabilecek mi? Takip etmiyorlar. Ya Beşiktaş aslına bakarsan bence beklemediği kadar ciddi bir savunmayla karşılaştı. Naru yakalamalarına rağmen takip edemediler. İletişim Dumble orada tutuşturla beraber zaten... Hani emri vermişti abi. Bunu öldürüyoruz. Buna kitlenin diye. Ama Zonya hesaba katılmayan bir şeydi. Zonya'yı hiç kullanmadı ama zaten takım arkadaşları Zonya olduğunu bildiği için devam etmedi o noktada. Hem Zonya hem de Seraph'ın şefkati olması aslında göründüğünden çok daha dayanıklı bir hedef haline getiriyor Naru'yu. Belki burada Dumble'ın frekansına gitseydi Beşiktaş çok daha kötü bir savaş yaşayabilirdi. Yemlenebilirlerdi haklısın. Evet. Hani burada takım olarak aslında hem az önce şundan bahsediyorum. Dumble Nardis çok iyi bir şekilde koruyabilir ama Nardis bu sefer Dumble'ı tehlikenin içerisinden çekti aldı. Takım arkadaşları da onun çağrısına uymayarak belki de takım savaşında geride ayrılmaktan kurtuldular. Naru bu arada önce Teokoles'i hayattan bezdirdi. Ardından mavi güçlendirmesini aldı. Kasiopya'nın da oyun sonunda geldi. Bu bölüm sonu canavarı kıvamına yavaş yavaş yaklaşıyor. 3 tane ana eşyasını tamamlamış durumda. Tabii yine bir yandan da Nardis da 3 eşyasını tamamlamış. 4. tam eşyasını da tamamlamaya az kaldığını düşünüyorum. Civa yatağın alacak o da. Tahmin ediyorum. Birazcık daha artmış. Ya acaba oradan Civa kuşağını tutup ebedi kılıca gitmeyi tercih eder mi? Ebedi kılıç aslında yani... Fena fikir olmayabilir bu noktada. Kalistaların çok tercih etmediği bir eşya. Bu noktada. Ama tabii verdiği hasar artışıyla bir de statik hançerle beraber... Hani o kritik şansı açısından da ebedi kılıç fena bir tercih olmayabilir. Daha çok yani bir Sivir eşya dizilimi gibi bir eşya dizilimi evet, olabilir evet. Kalista içinde. Oo, şimdi Naru'dan arada... bir ulti geldi. Yalnız yeterli olmayacak çünkü Fener... Kulaşık çalısını denediler galiba orada ama... Nardius bunu da yemedi. Meşhur Fanatik çalısını tabii ki yakından takip ediyoruz. O da biliyordur. Oyunun belli dönemlerinde... Biz daha yeni oynadık Fanatik'le. Yani. Demiş bile olabilir. Oyunun belli dönemlerinde oraya geride olan takım... Kendisini hani kendisinin geriye düştüğünü hisseden takım oraya tuzaklar kurabiliyor. Ya zaten iki tane çok net çalı var oyunda. Bir tanesi şu anda gördüğümüz yerin solundaki Kore çalısı. Evet. Oradaki yemlemeler meşhurdur. Yalnız şimdi Elvin de arka tarafta kule altına attı taldırını ama... Kuleyi almaya çalışıyor. Yani kuleyi alacak şu anda Beşiktaş ikisi. Ardından Elvin'de devam edecekler mi bakıyoruz. Diana üzerine doğru atıldı Elvin'in ama takip etmeyecektir orada. Elvin çünkü oldukça tank şu anda. Sihir içenini de tamamlamış. Banshee'nin duvağına doğru gidiyor. Hayalet pelerin de var. Evet. Ya Mega Nar olduğunda Nar bela olacak Beşiktaş'ın üstüne bence. Bir de hani Naru tamam birazcık daha defans, birazcık daha tank odaklı bir eşya dizilimine gitti ama o hiçlik değneği geç kaldık. Şu rakibin üstte birikmiş büyü dirençleri ona çok da kolay bir hedef bırakmıyor. Ne tankları çok efektif bir şekilde eritebiliyor ne de arka tarafa ulaşıp hani o taşıyıcı önündeki şampiyona ulaşabiliyor Kalista'ya. Birazcık oyunun bu dönemlerinde işlevsiz bir hale getirdi. Kasiopya'nın o hiçlik deneyi olmayışı. Nihayetinde şöyle bir şey var. Demir Soleri broşu iki tane üst üste bütün takıma birikmiyor ama sizde bir tane varsa bir takım arkadaşınız aldıysa o iki efekti alabiliyorsunuz. Hiç sahip olmayan sadece bir efektten yararlanırken siz iki efekte sahip oluyorsunuz. Böylelikle birikmiş oluyor o büyü dirençleri. Buranın pekişine gelen bir durum değil. Oradaki totemi almayı başardılar ama DP şimdi orada görüş üstünlüğünü yavaş yavaş ele geçirecek. Baron da ayakta Crystal'ı yakalamayı başardı Dumble ama yani resmen orada bir antrenman peşinde.
Bakalım tutabiliyor mu? %'ye oynuyor herhalde. Şimdi yalnız Siakoyas arka tarafta Kristen'in üstüne doğru gidecek mi? Kötü pozisyonda kalan Zergsting var. Yalnız Naru. Arka tarafta Naru'yu görüyorlar. Dumble sıçrayla beraber ölüm cezası. Naru'dan müthiş bir refleks oradan çıkmayı başardı. Şimdi Zergsting'e inanıyorlar ama Zergsting ultisini kullandı. İçeri doğru atmaya çalışacak. Energy arka taraftan Zeydnot'u yakaladı. Nardius şimdi savaşa katıldı. Artık tonlarca hasar zamanı Nardius adına. Energy de Zonya'sını kullandı ama Elvin'den güzel bir Naru ultisi. Şimdi Cassiopeia ultisiyle beraber 3 kişiyi yakaladı. Arka tarafta skor çıktı. Almayı başardılar tankı. Tal'Drin düştü. Yalnız Nardius aman vermiyor. Zergsting'i aldı. Dumble arka tarafta Crystal'ı uzakta tutmaya çalışıyor. Takım savaşını kazanan taraf Beşiktaş oluyor. Nardius ya Ceylan gibi sekiyor. Nardius saatlerdir hasar vermeye devam ediyor. Ve Beşiktaş bu takım savaşını... Bakalım Fener de geldi Dumble'dan. Kim alacak o Fener'i? Dayan alacak. Crystal'ın oradan kaçmasına izin vermeyecek. Katliam geldi ve Baron gelecek Beşiktaş adına. Yıllar süren takım savaşında... Ama Dark Passage istediği hasarı çıkaramıyor şu an. Çok fazla ya, tank eşyasına odaklandıkları için istedikleri hasar kesinlikle çıkmadı. Yine Dumble'a bir parantez açmak lazım. Orada denediği sıçra ölüm cezası Naru'yu yakalayamasa da sıçrasını kullanmasına yol açtı. Ve savunma pozisyonuna geçmesine yol açtı. O yüzden Nardius geç gelmesine rağmen bu takım savaşında problem yaşamadılar. Şimdi bakalım Ejderha'yı da alabilecekler mi oradan? Muhtemelen neden rahatça olmasın? Alacaklardır. Takım daha yeni yeni toparlanıyor. Yukarıda hatta ya Alistar'ın oraya niye gittiğini anlamadım açıkçası ama evet şu an milyon dalganı belki kuleden mi uzak tutmak istiyor ama ya Urgot gelene dek yani. Şu noktada tabii çok önemli mi bana sorarsan değil. Çünkü Tio Kolesi'nin de alması bayağı uzun sürdü. Belki yetişebilirdi buraya. Hani en başında Alistar buraya yola çıksaydı birazcık ayak bağı olabilirdi ama takım arkadaşlar olmadıktan sonra çok da fazla bir şey tıklasana. Bu arada arka tarafta kaçarken Cassiopeia Tal'Drin'e ciddi bir hasar vermiş ama Tal'Drin önemli olan şeyi yapmış. Zeydnot'un üstüne gitmiş. Zeydnot da ultisini Tal'Drin'in üstünde kullanmak zorunda kalmış o savunma istatistiklerini alabilmek için. Nardius'un pozisyonu burada çok güzel. Arka taraftan ateş etmeye devam ediyor rakiplerine. Zeydnot'u alıyor. Adeta ateş ediyor aynen. Seke seke burada Elvin skorunu da alıyor ciğerini sökle beraber. Arkada da Dumble. Derdi sadece Crystal'ın gitmesini engellemek. O feneri ilk kapan aldı bu arada. Yani kim tıklasa o gidecekti. Ama yani şu an bakıyorum hala bir eşit DNA gelmedi bu noktada. Nur'dan Nur yine yakalandı. Kule altında çektiler ve yani güdümlü atıyor resmen bugün Dumble. Nur'ya güdümlü bu çocuk. Finallerde de bunu yapmıştı ve direkt Nur'u aradan çıkardılar. Nur'u aradan çıkınca DP'nin dengesi bozuluyor. Dark Passage geri viteste şu an. Bakalım yalnız Tal'Drin birazcık orada içeriye girdi. Yalnız bütün şampiyonları kesiyorlar. Şu an Sejuani, Nar, Alistar düştü. Son olarak Zeydnot elinden geleni yapıyor ama katliama doğru gidiyoruz. 3'te 3 geldi Tal'Drin'den. Vakaydı. Şovunu yaptı. Ama yine bütün her şey burada Thresh'in o ölüm cezasıyla başladı. Dumble hakikaten sınırları zorluyor. Ya oyun yapan destek derken tam olarak bundan bahsediyoruz. Yani takımı gerideyken takımın kaderini değiştirecek hareketleri arka arkaya yaptı. Senin söylediğin o aşağı koridordaki savaşta attığı ölüm cezası. Yani Naru kadar iyi durumda olan bir rakibiniz varken, Cassiopeia varken bunlara ihtiyacınız var. Başka türlü oyunu kazanamazsınız ama Dumble, Nardius'la beraber alt koridorda neden Türkiye'nin en iyi alt koridor ikilisi olarak tanımlandıklarını da tekrardan göstermiş oldu. Şimdi...